Hayran, Allah bir kula zenginlik diledi mi? Ceale, bir kula hayır diledi mi? Ceale ginahu fi nefsihi, zenginliğini gönlünde var eder. Ve tukahu fi kalbihi, takvasını kalbinde var eder. Bu çok önemli. Bunu bazen hep çoğu zaman bir döneme kadar şöyle inandım. Yani takvayı da kendim becerecekmiş gibi sandım. Sonra Kur'an'dan edindiğim, öğrendiğim kadarıyla takvayı da yani yoğun bir şekilde Allah'tan isteyip böyle artık namaz sonraları, efendime söyleyeyim, Allah Azze ve Celle secdelerde nasılsa, yani Allah Azze ve Celle bu takvayı kişinin kalbine nasip edecek ki yani kişi artık ondan sonra düne kadar caydığı, düne kadar karşısında zafiyet gösterdiği yanlışlıklardan vesaire artık o da çözülsün. Yani onları ben kendim çözeceğim, ben kendim başaracağım. Öyle bir direnme direneceğim ki şeytan görecek gününü, benden ödün koparam. Ben başaracağım dediğimiz yerlerde veya insan böyle dedikçe sanıyorum hep kendisi yeniliyor. Bundan daha ilerisi var herhalde. O da ben burada hep yeniliyorum. İrademi koyduğum halde zayıf düşüyorum. Ben bunu güçlü bir şekilde Rabbimden isteyeyim. Demiyor mu ondan sonra kendini sal? Yani tabii aynı direnci göstermeye çalışıyorsunuz. Aynı mukavemeti. Fakat gelen başarıyı o yaptığınız dualar ile وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاَسْيَانِ İşte buraya ulaşmak. Allah'ın kalplerinize imanı sevdirmesi ve kalplerinizde imanını süslemesi. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْفُسْقَ Fusuka, fasıklığı size nahoş göstermesi. Vel isyan, isyankarlığı da nahoş göstermesi. Yani bu buraya gelince artık düne kadar karşısında zafiyetle hemen içine düştüğümüz günahlar kalbe doğrudan nahoş gelecek. Bunu temin etmenin yolu da yine bu hususta bir kararlılık kuşkusuz ama sonuca bizi götürecek olan dua. Allah'tan bunu istemek. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. Yani bunları da Allah'tan istemek. Başarıyı, iyilik yapabilmeyi, kötülükten uzak durabilmeyi. Bunları da isteği fark ne olacak? Bunları da dua ederek başarınca bu sefer bakıyorsunuz ki yani evet kötülükten uzak kalabildim. Dua ettim, Cenab-ı Hak uzak tuttu diyorsunuz. Halbuki önceki dönemlerde uzak kalabildiğiniz zamanlar için diyordunuz ki veya diyordum ki epey bir direndim ha bu sefer sebat gösteriyorum falan diye. Halbuki o yanlış halbuki. O muvaffakiyet de Cenab-ı Hak'tan. Dolayısıyla da tamam falanca günahtan uzak durmaya kalkışıyorum. Evet, Ya Rabbi beni muvaffak kıl. Yani kalkışıyorum diyeceğiniz ve bu kararlılığınıza ayıracağınız sürenin belki 10 katı kadar Cenab-ı Hak'tan Ya Rabbi muvaffakiyet, Ya Rabbi başarı, Ya Rabbi beni uzak tut. Aslında o ameli öncesinden tüketmek gibi bir şey yani. O sınavı öncesinden yaşayarak Hazreti Yusuf gibi Ya Rabbi gerekirse hapse gönder ama beni bu kadınlardan uzak tut. Beni onlarla baş başa koyarsan Asbu ileyhinne ve akum minel cahilin. Ben onlara akarım. Akmak akmak. Asbu ileyhinne. Yani böyle suyun akması gibi bir şey bu. Asbu ileyhinne ve akum minel cahilin. Ve böylece cahillerden olurum. Sen ne iyisin? İyisi beni baştan uzak tut. Şu an aklım başındayken, onların etkisine daha girmemişken beni gerekirse hapse gönder diye ameli ve tercihini öncesinde artık gecenin yarısında mı yaptı, seherde mi yaptı, namaz sonrası mı yaptı, namaz içi mi yaptı? Ama bu sürecin böyle olduğuna daha sonra yani anladım. Özellikle o demin okuduğum ayet. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْعِصْيَانَ Dolayısıyla hala menhiyat bizi celbedecek etkiye sahip ise bu dediğimiz aşamayı tamamlamamışız demektir. Hala yeterince dua edip Ya Rabbi bana batılı batıl olarak göster ve beni uzak durmayı sağlayı henüz daha Allah Azze ve Celle'nin bunu yeterince dua etmemişiz demektir. Yeterince ihlasla buna başvurmamışız demektir. Çünkü bu başvurulduğunda ve Allah Azze ve Celle'ye yeterince bu dua içtenlikle yapıldığında
Allah Azze ve Celle artık o düne kadar bizi haktan caydıracak düzeyde çekici görünen şeyler kötü görünüyor. Olduğu gerçek yönüyle çirkin gözükmeye başlıyor. Başlıyor olmalı ki kişinin o duası artık kabul edilmiş ve o fitneden emin olmuş, uzaklaşmış olsun.